Yücaniko geldiler efendim. Tek Furares. Size imparatorumuzun selamlarını getirdim. Hoş geldin tüccar Niko. Geçmiş olsun efendim. Umarım iyisinizdir. Bu nasıl oldu? İmparatorun gönderdiği askerler. Onlar nerede? İmparatorumuz kalenin savunması için özel mancınıklar yaptırdı. Fakat mancınıklar ve arabalar kafile yavaşlattığı için ben komutan Theodor'dan özel izin alıp askerlerin korumasıyla önden geldim. Peki, ya sana gönderdiğim adam? Yorgo. Olanları anlattı. Her şeyden haberim var. O da geldiğimizden emin olduktan sonra Nikea'ya gitti. O zaman buraya niçin geldiğini biliyorsun, tüccar Niko. İmparatorumuzdan istediğiniz gibi. Hanlı pazarın başına geçeceğim. Siz de ticaretin tek hakimi olacaksınız. Ya, bunu söylemesi kolay. Nasıl yapacaksın peki? Merak etmeyin Tek Burares. Hazırlıklı geldim. Anlatacaklarım eminim çok hoşunuza gidecek. Güzel. Gel. Yemekte konuşmaya devam edelim. Bilirsin. Sana bir minnet borcum var. Turgut Alp ve Aslan Hatun'un canı için. Mühim değil Ertuğrul Bey. Netice itibariyle beraber iş yapan insanlarız. Bu konuda da sana sonuna kadar yardımcı olacağımı bilmeni isterim. Ben de bunu bildiğim için sana geldim Ares. Sen Rum tüccarları iyi bilirsin. Nereye giderler? Ne yaparlar? Bu konuda en çok malumatı olan kişi sensin. Sana memnuniyetle yardımcı olacağım Ertuğrul Bey. Asker! Adamlarını etrafa sal. Ulaşabildiğin tüm Rum tüccarları sorgula. Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz kimin elindeyse derhal bana getirsin. Yoksa söyle onlara teker teker kellelerini alacağım. Emrederiz efendim. Altlarının ölmesini istemiyorsan teslim ol Turgut Al. Sizde zerre kadar mertlik olsa yüzünüzü açar, her gibi karşıma çıkardınız. Kırca nerede? Arkadaşlarımıza. Kim yaptı bunu Turgut Alp Paşım? Çakallar pusuya yatmış. Yüzleri kapalıydı. Lakin hepsi cezasını buldu. Gündüz kalede sağ salimdir. Tez vakitte nerede olduğunu öğreneceğim. Beni boş dükkanda bekleyesin Ertuğrul Bey. İyiyim.
Sancar Bey yaralanmış. Yaralanmış mı? İyi miymiş? Yaralarını sarmışlar beyim. İmdilik iyiymiş beyim. Baba? Gel. Tek vur Ares'e haber verin. Ertuğrul kalede. Niko değil. Haksız! Efendim, Gündüz'ü kaçırdılar. Yeah.
Ares yaptığı bu son kahpelikle bizi durduracağını sandı. Lakin şimdi tüm kuvvetimizle gazap olup üzerine yağacağız. Bu gece emrim üzerine Hanlı Pazar'da toy kurulacak. Tüm oba beylerine cenk vaktinin geldiğini bildireceğim. Hepsine vazifelerini vereceğim. Artuk Bey. Buyur beyim. Sadece alplerimiz değil, geride kalan herkes cenk vaziyetine geçsin. Obada kalan ihtiyarından çocuğuna kadar herkes üzerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirsin. Sen de bizzat başlarında ol. Buyruk senindir beyim. Nihayet o kaleyi başlarına yıkacı beyim. Alplarımız deli taylar gibindir. Eşinip dururlar. Gazaya da, fethiye de, şehit olmaya da hazırdırlar evvelallah. Eyvallah. Evvela kalenin girişine ve çıkışına mani olacağız. Alplerimiz Nikea yolunu ve kalenin kapılarını tutacaklar. Dumrul, sen Alplerle birlikte Şark kapısını tutasın. Abdurrahman, sen Alplerle birlikte Nikea yolunu tutasın. Hünkut, sen Alplerle birlikte Garp kapısını tutasın. Orada pusuya yatasınız. Kalenin dışarı ile olan temasına asla müsaade etmeyesiniz. Buyruk senindir beyim. Samsa ve ceza verdiğim alplerin cezalarını çektiğine kanaat getirdim. Beyim, beyim. Gündüz kaçırıldığı için Samsa kardeşimin ciğeri yanar idi. Kendini yer bitirir idi. Bamsı, Çavdar Obası'na tez ulak gönder. Aslan Hatun'la Turgut Alp bu akşam Bahadır Bey'i de alıp toya iştirak etsinler. O da gözümüzün önünde olsun. Arkamızdan bir iş çevirmeye kalkmasın. Emin olur beyim. Ares'e de bir ulak gönder. Yarın onunla baş alpim olarak sen görüşeceksin. Cenk geleneği üzere kaleyi teslim etmesini sen isteyeceksin. Buyruk senindir beyim, buyruk senindir. Sultanımıza yazdığım mektup tez vakitte yola çıksın artık bey. Sultanımız imparatorun ordusu gelmeden kaleyi fethetmek istediğimizi bilsin. Moğol ordusu hudutlarımızda durur. Hal böyleyken eğer sultanımızdan ordu istersek devletimizin hudutlarını tehlikeye atmış oluruz. Evelallah bu kaleyi öz pusatımızla da alma gücüne muktediriz. İnşallah, i̇nşallah beyim, inşallah. Allah i̇nşallah. Gazamızı mübarek kılsın beyim. İnşallah beyim. Atınız eşkin, kılıcınız keskin olsun beyim. Eyvallah. İnşallah kaleyi fethederiz beyim. Adleriniz kazanınız mübarek olsun. Kazanınız mübarek olsun. Mübarek yolunuz olsun. Açık olsun. Yolunuz açık olsun. Nasıl olur da bir adam tek başına kaleme girer? Nasıl olur da sizlere emanet ettiğim tek bir çocuğu kalın duvarlar, kilitlerle korunan gizli bir odadan kaçırır? Nasıl? Kalk! Thank you.
gibi beceriksiz komutanların hatasının bedelini. Cesur, kahraman askerlerim canlarıyla ödedi. Tek başına bir Ertuğrul'u durduramadınız. Emirlerime uymadınız. Almanız gereken tedbirleri küçümsediniz. Ve şimdi sizin yüzünüzden bu surların gerisine çekilmek zorunda kaldık. Ve topraklarımızı bu kalenin içinde saklanarak koruyacağız. Bugünden itibaren Türklerle savaş başladı. Bu kalenin bütün kapıları bir daha açılmamak üzere kapanacak. İmparatordan yardım gelene kadar bu kaleyi son adama kadar savunacaksınız. Tek bir kişi kalsa bile sonuna kadar savaşacak. Teslim olmak yok. Şerefinizle öleceksiniz. Kostas! Savaş meclisini topla. Emredersiniz efendim. Titan, benimle gel. Demek Titan sensin. Özledin mi kardeşim beni? Ben de seni özledim. Düşmanımızın gözünü patlatıp geldim. Gündüzüm, anlat bakalım neler ettin? Düşmanını zayıf yerinden vuracaksın dediydi babam. Ben de düşmanımın gözünden vurdum. Kahraman Basat'ın canavar tepe gözün vurması gibi. Ne ettim dedin sen oğul, ne ettin? Darius pusatımı aldı ana. Ben de elime taş sakladım. Kaleye varınca elimdeki taşı Ares'in gözüne sapladım. Ay maşallah benim aslanıma. Ana ne der bu çocuk? Dediğini yapmış kızım, yapmış. Yaptım yani anne. Ne sandın? Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz'üm ben. Alpbaşıyım. Alpbaşı oğlum benim. Babası Beylerbeyi oğlum. Maşallah. Maşallah benim Gündüz'üme. Meğer ne yiğitlikler etmiş. Ben daha ne yiğitlikler ederdim de pusatımı aldılar nene. Ya korktular tabii. Pusatın olsa neler edeceğini bildiler demek. Maşallah. Gündüz'üm benim. Maşallah çok şükür. Çok şükür Gündüz'üm. Anası kurban. Ertuğrul ilk olarak kalenin kapılarını ve Nike'ye giden yolları tutacak. Kaleye giriş ve çıkışlara ve dışarıdan gelecek yardımlara mani olarak bizi buraya hapsetmek isteyecek. Sultan Alaaddin ordu gönderebilir efendim. Sanmam. Moğollar Selçuklu'nun doğu sınırlarını tehdit ediyorken Ertuğrul Sultan'dan ordu istemez. Kaleyi elindeki imkanları en iyi şekilde kullanarak ele geçirmek isteyecek. Buna da gücü yetmeyeceği için
bu onun felaketi olacak. Bahadır Bey, Ertuğrul'a karşı büyük öfke içinde. Ertuğrul'dan intikam almak için her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüş kibirli bir ahmak o. Eğer onu kullanmazsak o zaman kendi kendimize ihanet etmiş oluruz, öyle değil mi Titan? Elbette. Onunla hemen konuşmam gerek. Lakin Türkler tüm kapıları tutmuşken buradan nasıl çıkacağım? Kalenin içinden kuzey ormanlarına açılan gizli bir geçit var. Bu geçitten atlarımızı bile geçirmemiz mümkün. Ertuğrul bizi buraya hapsettiğini zannederken biz onu ve çok güvendiği alplerini hiç beklemediği yerden vuracağız. Beyim, Samsa ve diğer alpleri getirdim beyim. Gelsinler Ramsa. Her kişinin vazifesinden özge bir şey yoktur. Vazifesine dört elle sarılmazsa kendini de obasını da müşkül durumuna düşürür. İstedim ki bunu idrak edesiniz ve anlayasınız. Ne desen haklısın beyim. Kendi obamızda tuzağa düşecek kadar gafil kaldık. Vazifemizin ehemmiyetini başımıza musibet gelince anladık beyim. Her şerde bir hayır vardır Samsa. Bu şerde gafil uyuyan gözlerin açılmasına vesile olur inşallah. Şimdi Bamsı size pusatlarınızı versin. Beyim, bizi affettin mi? Düğün, bayram ve cenk günleri birliğin, dirliğin pekiştiği günlerdir. Karacahisar Kalesi'ne cenk hazırlığı içerisindeyiz. Cezanızı çektiğinize kanaat getirip sizleri affettim. Allah senden razı olsun beyim. Allah razı olsun beyim. Alplik yalnızca bilek işi değildir. Alp o ki aklı da pusatı gibi keskin, bileği gibi güçlü olur. Gözü kulağı esen yele, uçan kuşa dahi açık olur. Bir daha hata yaparsak beyim, erlik de pusat da bize haram olur. Allah seni başımızdan eksik etmesin beyim. Haydi haydi. Hoş geldin Turgut. Hoş bulduk aslan. Turgut, gayrı az dinleniversen. Dünden beri gözüne bir dirhem uyku girmedi.
Aklım fikrim Ertuğrul Bey'imle Gündüz'de. Yanında değilim diye içim yer durur. Onlardan hayırlı haber gelmeden uyku bana haram aslan. Destur var mıdır? Gel. Kaya obasından bir ulak geldi Turgut Alpbaşım. Hemen al içeri gelsin. Kapı. Hayırdır inşallah. İnşallah. Ertuğrul Bey haber gönderdi Turgut Alpbaşım. Beyim Gündüz Ares'in elinden sağ salim kurtarıp obaya getirdi. Allah şükürler olsun. Çok şükür yarabbim. Ertuğrul Bey'im bu gece Hanlı Pazar'da Oğuz Beyleri'yle cenk toyu toplayacak. Sizi ve Bahadır Bey'i de çağırdı. Eyvallah yiğidim. Şimdi var git Ertuğrul Bey'imize selamlarımızı söyle. Akşam Bahadır Bey'le beraber Hanlı Pazar'da olacağız. Eyvallah Turgut Alpbaşım. Çok şükür. Ares'in yaptığı bütün kahpelikler, kurduğu bütün tuzaklar boşa çıktı. Lakin bu kez onu hiçbir şey kurtaramayacak. İnşallah. Turgut, Ertuğrul Bey Bahadır Bey'i ne için çağırdı dersin? Ben Çağlar Obası'nın alpleriyle beraber cenge gittiğimde Bahadır Bey'in meydanı boş bulup bir kötülük etmesini istemez belli ki. Ertuğrul Bey'imiz iyi düşünmüş. Allah ona zeval vermesin. Amin. Amin. Oğuz. Şimdi git. İtimat ettiğin alplerden bir bölük seç. Obada sürekli devriye alsınlar. Bahadır Bey'i de çağır. Otağa gelsin. Emrin olur Turgut Alpbaşım. Akşam Oğuz Beylerine Hanlı Pazar'da cenk toyu vereceğim. Biz cenk yerinde çaba sarf ederken siz de burada hazırlıklara başlayasınız. Buyruk senin oğul. Gerekirse bütün bacıları toplar, hazırlığa koyuluruz. Et için yeterince sürümüz vardır beyim. Bezler için de kilimhanedeki bacıları iki misli arttırırız. Eyvallah. Artuk Bey pusat yapımıyla ilgilenecek. Yiyecek, içecek, merhem, bez, bu gibi şeylerden siz mesulsünüz. Bir eliniz de pusatlarınızda olsun. Biz gittikten sonra obayı siz koruyacaksınız. Evelallah oğul, gözün arkada kalmasın. Evelallah beyim. Destur var mıdır beyim? Gel hele Gündüz. Bundan gayrı gözümü kulağımı açacağım beyim. Bana da vazife vermeni isterim. Gözünü kulağını açacaksın da evvela diline hakim olman gerek aslanım. Hele de mühim bir sırsa. Senin ağzında durmayan sır başkasının ağzında nasıl dursun demiş atalarımız. Alp dediğin her işittiğini her yerde söylemez. Anlaştık mı? Biz gittikten sonra obamızın, otağımızın eri sensin. Biz cenkten dönene değin, otağımızın da, obamızın da güvenliği senden sorulur. Buyruk senin beyim. Baba. Maria bana çok yardımcı oldu. O iyi biri. Acaba ne haldedir? Onu kurtaracaksın değil mi? Sen tasa etme yiğidim. Kurtaracağım. (Gülüyor)
Şimdi bunu için. Yaralarınızın ağrısını hemen dindirecektir. Elindekileri bırak, çık dışarı. Nasıl oldun Maria? İyiyim. Biraz yaram acıyor ama ilaçlar dindiriyor. Nasıl oldu bu? Nasıl yaptılar bunu sana? Çok üzgünüm efendim. Emanetinizi o barbarlardan koruyamadım. Ne yaptımsa çocuğu almalarına engel olamadım. Canımı bile ortaya koydum ama beni de yaraladılar. Hiç acımadılar bana. Keşke canımı verseydim de emanetinizi onlara bırakmasaydım. Sadık Maria. Sadık ve kahraman Maria. Üzme kendini. Kendimi üzmemek elde değil ki. Belki de sizi çok büyük bir zaferden ettim. Zafer benim için sonucu kaçınılmaz bir şey Maria. Sadece zamanı gecikir. Şimdi bu ilacı iç. İç, ağrıların geçsin de ayaklan. Zaferi kazandığımda Ertuğrul ve Türkleri beraber ayaklarımız altında çiğneyeceğiz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin Bahadır Bey. Hoş buldum, hoş buldum. Beni görmek istemişsiniz. Buyurasın. Hayırdır inşallah. Hayırdır Bahadır Bey. Buyur oturasın. Diyesiniz hele. Pek merak ettim. Çok şükür. Ertuğrul Bey gündüzü kaleden sağ salim çıkardı. Şükür, şükür. Lakin hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gayrı cenk vaktidir Bahadır Bey. Ertuğrul Bey doğru karar vermiştir. Böyle bir kalleşliğe misliyle mukabele edilmelidir. Biz de seni bu sebepten çağırdık Bahadır Bey. Hayrola? Ertuğrul Bey, bu akşam Hanlı Pazar'da cenk için Oğuz Beylerini toplayacak. Çetin bir cenk bizi bekler Bahadır Bey. Ertuğrul Bey, cenk toyunda seni de görmek ister. Ares kahpelik etmiştir. Bunun bedelini de ödemelidir. Böyle bir cenkte bize yakışan elbette devletimizin de Ertuğrul Bey'in de yanında durmaktır. Bu sebepten
Ertuğrul Bey'in davet ettiği cenk toyuna icabet etmek benim için bir şereftir. Eyvallah Bahadır Bey. Eyvallah. Yeter gayrı. Aynaya baka baka yiyip bitirdin kendine. Nasıl yiyip bitirmeyeyim? Nasıl yiyip bitirmeyeyim? Şu suratıma bakasın. Meleklerle melaikeler bile çadıra uğramaz, kaçarlar. Haydi. Hadi Bamsı. Bir şeyler ye, kendine gel. Yok vallahi Hafsam. Hiç iştahım yoktur vallahi. Geldiğimden beri bir çanak yoğurtla... Üç yufka yemişimdir. Başka da bir şey yememişimdir. Hafsam. Hafsam. Sana bir şey soracağım. Sen bu halimle benden soğumadın değil mi? Bamsı, o nasıl söz? Aksine ben seninle gurur duydum. Vazifesi için her şeyi yapacak bir erim var benim. Hay, hay dillerin şeker yesin senin. Maşallah benim hatunuma. Hay maşallah hatunuma. Hafsam. De. Hafsam. Sen imdi bana aş hazırlıyorsun. Ben de bu kefere işi sakalı keseyim. Yoksa ben başka türlü rahat etmeyeceğim. Haydi Hafsam, haydi. Haydın. Haydın Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, söyle Kostas. Ertuğrul haber göndermiş. Yarın sizinle görüşmesi için bir elçisini kaleye gönderecekmiş. Ertuğrul aklınca savaş geleneğini yerine getiriyor. Elçisini gönderip kaleyi teslim etmemi isteyecek. Onunla uzlaşma yoluna gidecek misin? Asla. O bütün kozlarını benim kalemi fethetmek için kullanıyor. Ben de bütün kozlarımı ona mani olmak için kullanacağım. Komutan Aris. Niko. Siz ve şövalyeleriniz Türkleri yenebilecek güçtesiniz. Fakat sizi düşünceli gördüm. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Türkleri yenmek için güç yeterli değil Niko. Sen tüccarsın, iyi bilirsin. Savaş zamanında şövalyeleri doyurup dirençlerini arttırmak için altın gerekli. Ve elimizdeki altının yeteceğinden şüpheliyim. Siz Türkleri mahvetmeye odaklanın. Gerisi bir şekilde olur. Umarım Türkleri en kısa zamanda mahvederiz Niko. Sen bunun için dua et. Yeterli. Her zaman duacınızım büyük komutan Ares. Bahadır Bey geldi beyim.
baba. Oğlum. Oğlum. Nasılsın? İyi misin ha? Yaran nasıl? İyiyim baba. Beni bağışla. O itin canını alamayıp işimizi tamam erdiremedim. Tasa etme oğul. Tasa etme. İşimizi tamamı erdireceğiz evelallah. Ertuğrul. Bu akşam Hanlı Pazar'da Cenk Toy'u toplayacak. Karacahisar Kalesi'ne gaza etmek ister. Bütün Oğuz beylerine vazife verecek. Beni de çağırdı. Seni niye çağırır ki baba? Turgut. Cenk'e gideceği için aklı sıra beni obada yalnız koymayacak. Ben de ona itaat etmiş gibi görüneceğim. Sen de hazır olup emir verdiğimde obayı basacaksın. Ertuğrul sırf seni obadan uzak tutmak için çağırdıysa itaat etmene inanacak mıdır ki? Ona öyle mühim bir şey göstereceğim ki bana itimat etmekten başka şansı olmayacak. Sen en iyisini bilirsin baba. Bu sefer işlerini bitirelim. Ne yapmak gerekirse, kimin kanını dökmek gerekirse dökelim. Ama bitirelim. Hakkımızı almak için çok bedel ödedik. Çok sabrettik. Gün bugündür. Ertuğrul, zafer hülyasında yüzerken onu hezimete boğacağım. Unutmayasın. Bu bizim son şansımızdır. Oğul, başaramazsak Çavdarlar Ertuğrul'un tahakkümünden kurtulamaz. Soyumuz için canımızı son defa ortaya koyma vaktidir. Hadi selametle. Benden haber bekliyorsun. Buyurasınız. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Toyumuz hayırlı ve kutlu olsun. Amin. Kefere başının inini basıp evladını sağ salim kurtarmışsın beyim. Çok şükür. Çok şükür beyim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Eyvallah beylerim. Buna cüret eden o soysuzun cezasını kesme vakti gelmiştir. Sizi bu toya çağırmamın sebebi de budur. Eyvallah! Senin evladın Gündüz, bizim de evladımızdır. Onu kaçırmaya cüret eden baş, tez vakit ezilmelidir. Mesele yalnızca benim evladım meselesi değildir. Sultanımızın seferine giderken bana ve alplere tuzak kuran da o soysuzdu. Soysuz herif. Burç Bey'ini kastetmiş. Kellesi gövdesinden ayrılmalı. Yokluğumda Hanlı Pazar'a dayanan eşkıyaya sebep de oydu. Onun başını almadan obalarımız huzur bulmayacak. Şimdilik kale kapıları ve Nikea'ya giden yol alplerim tarafından tutuldu. Daha sonra muhasara ve taarruz için size vazife düşecek beyler. Bütün Türk obaları bu zaferi paylaşmalıdır. Alplerimizin pusatları şakırdamalı, atlarımızın nalları toprağa sarsmalıdır. Buyurun Efendimiz Bey. Ertuğrul Bey, müsaade edersen ben de senden bir vazife dilerim. Buyur Bahadır Bey. Sultanımızın ordusuyla nice kaleler aldığım malumdur. Kale fethetmek öyle muhasara ve taarruza olmaz. Ya ne yapacağız? Büyük mancınıklar yapacağız Ertuğrul Bey. Emrettiğiniz üzere kalenin bütün kapıları kapatılıp sürgülendi efendim. Surlara da büyük yaylarla yağ kazanları kurulacak. Kalenin içinde vaziyet nasıl Kostas? İyi efendim. Ahalinin tedirgin olmaması için ayinler, cesaret verici gösteriler falan düzenleyin. Emredersiniz efendim. Yalnız bir sorunumuz var. Nedir Kostas? Savaş uzun süre devam ederse kalenin içindeki yiyecekler yetmeyebilir efendim. Hiç merak etme Kostas. Bu savaş hiç de uzun sürmeyecek. İlk hamlemde Türkleri püskürtüp mahvedeceğim. Gel. Sandıkta ne Niko? Komutan Ares, siz ve kahraman şövalyeleriniz Türklere karşı savaşırken hiçbir şeyi yapamamak ağrıma gidiyor. Ben de yapabileceğim en iyi yardım yapmak istedim. Buyurun. Bir sandık altın ha? Evet efendim. Ikea'dan gelirken yanımda getirmiştim lazım olur diye. Bundan daha fazla lazım olacağı bir gün olamaz sanırım. Kutsal İmparatorluğumuz bu soylu davranışını asla unutmayacak Niko. Senin gibi fedakarlar sayesinde çok kısa zamanda Türkleri topraklarımızdan alacağız. Kostas. Sandığın bahsini götür. Emredersiniz efendim. Titan. Sen de görevini gayet iyi biliyorsun. Tanrı seni korusun.
Tanrı İmparatorluğumuzu korusun. Efendim müsaade ederseniz ben de Komutan Kostas'ta mahzene ineyim. Elimizde ne kadar altınımız var, bize ne kadar yeter hesaplamak isterim. Elbette Niko. Bundan sonra da altın işlerinden senin sorumlu olmanı isterim. Mancınıkları nasıl yapacağız Bahadır Bey? Vazifeyi de bu yüzden isterim Ertuğrul Bey. Mancınık yapmasını da, kullanmasını da evvelallah iyi bilirim. Senin yapacağın mancınıklar Karacahisar surları için kâfi gelecek mi Bahadır Bey? Sultanımızın ordusuyla iştirak ettiğimiz son seferde bu mancınıkları bizzat ben yaptırdım. Bunlar 10 kantar taş fırlatma kuvvetindedir. Karacahisar surlarında gedik açmakla kalmaz, Allah'ın izniyle tuzla buz eder. Buyurasın Ertuğrul Bey. Bunları tetkik etmen için sana getirdim. Buyruk verirsen alplerimle birlikte bu mancınıkları hemen yapmaya başlarım. Kefereler bizden böyle bir şey beklemezler. Lakin bir sabah uyandıklarında bu canavar gibi mancınıkları görünce dehşete kapılacaklardır. Beylerim, Çavdar Alpleri Turgut Alp'in emrinde olacaklar. Nikah yolunu tutup kaleye dışarıdan gelecek yardımları bertaraf edecekler. Karkınlar, Döğerler, Dodurgalar, Yasırlar, Turgut Alp'in destek birlikleri olacaklardır. Eyvallah. Diğer obalarımız Tursun Bey'in önderliğinde Şark ve Garp kapılarını ve etraftaki ormanlık alanı tutacaklar. Sen de alplerinle mancınık yapımına başlayasın Bahadır Bey. Vazifen budur. Surlarda gedik açıldığında taarruz başlayacak. O vakit diğer obaların alpleri de Kayı Obası'nın alpleriyle birlikte bu taarruza katılacaklar. Pusatım ve alplerim gibi bu tecrübem de buyruğundadır Ertuğrul Bey. Ne vakit mancınıkları hazır edersin Bahadır Bey? Mancınıkları yapacağım yeri tespit ettim. 2 güne yetiştiririm evvelallah. Eyvallah Bahadır Bey. Eyvallah. Sen tez vakitte çalışmaya başlayasın. Ben de emniyetiniz için alplerimden bir bölük göndereceğim. Buyruk senindir Ertuğrul Bey.
Kutlu Türk beyleri, bu gazayla yalnızca Karacahisar'ın fetih yolunu açmış olmayacağız. Nikea'nın ve dahi Konstantiniyye'nin fetih yolunu da açmış olacağız. Eğer oraları fethetmek bize nasip olmasa dahi, inanırım ki neslimizden bir kahraman gelip inanmış ordusuyla Konstantiniyye'nin surlarına dayanıp şanlı İslam sancağını o surlara dikecektir. Gayemiz Allah'ın adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır. Karacahisar, Nikea, Konstantiniyye bize dar gelir. Hedefimiz Kızıl Elma'dır. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır. Gaza bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır. Amin. Etleri sıkı sıkı sarın. Olur mu hatun? Sen ne dersen Haymana. Su tulumlarının da ağzını sıkı sıkı kapatın, akmasın. Tamamdır Haymana. Fazla fazla yapın ki yaralılarımız olursa bolca sürsünler, iyileşeler. Nasıl dersen ana. Hayme ana, maşallah ne kadar tecrübelisin. Kızım, benim oğlum gibi atam da, erim de birer gazi beyiydi. Ben cenklerin içinde büyüdüm. Her daim bacılara baş idim. Bir cenge hazırlık nasıl edilir iyi bilirim. Hayme ana, bacıların başı ne demek? Kadınların komutanı mıydın? Öyle de desen yeridir. Bak anlatayım kızım. Bir keresinde Süleyman Şah'ımı yine böyle bir cenge uğurlamıştım. Sonradan öğrendik ki düşman obamızı da sarmış. Ya ne yaptınız Hayme ana? Ne mi yaptık? Ah kızım ha. Obada er az, hatun çok. Bütün bacıları topladım. Hepimiz pusatlarımızla pusulandık. Düşman bizi kolay lokma bellemiş. Lakin bilmezler ki biz Türk hatunuyuz. Bizim bir elimiz işte, bir elimiz pusattadır. Obayı bastıklarında onları perişan ettik. Süleyman Şah'ın düşman üstünden zaferle döndüğünde obasında da bacılarının zaferini gördü. Bir oldu. Ya çok zor günlerden. Hepsi maşallah. Maşallah. Bak kızım.
bizde cenge gidildi mi, er, hatun, topyekun gidilir. Bu vakitten sonra sen de dahil. Hepimizin bir eli pusatta olacak. Gündüz'üm, sen niye dersin öyle? Ok yaparım nene, az kaldı. Ok mu? Ne okuymuş o, ha? Babama vereceğim nene. Ben denge gitmesem de benim okumu da düşman vurursa ben vurmuş gibi olurum. Maşallah ya, maşallah. Maşallah, biliyor musun ya? Oy senin yaman yüreğinle, yiğitliğine kurban olsun bu nenen. Kurban olsun nenen, kurban olsun. Oy benim aslanım. Beyim, bu mancınık işinde Bahadır'a itimat eder misin? Bu mancınık işini Bahadır'ın kendisine itimat ettiğim için değil, işi bildiği için ona havale ettim Turgut. Toyda da dediğim gibi hem güvenliklerini sağlamak hem de gözlerini üzerlerinden ayırmamaları için bizim alplerimizden bir bölük göndereceğim. Başlarında da Samsa olacak. Eyvallah beyim, sen doğrusunu bilirsin. Hem Bahadır'ın mancınık yapımındaki mahareti işimize yarayacak, hem de Çavdar Obası'ndan uzak tutmuş olacağız. Samsa ve Alpler onları gözlerinin önünden ayırmayacaklardır. Her adımlarını takip edeceklerdir. Aslana, biz cenge gittiğimiz vakit obadaki güvenliği sen sağlayacaksın. Alpler'in çoğu Turgut Alp'le birlikte cenge gelecek. Sen de gözünü Karaca Hatun'dan ayırmayasın. Buyruk senindir beyim. Gereğini yapacağım. Eyvallah. Deyin hele. Buyurduğun üzere kalenin şark kapısını tuttuk beyim. Ares bütün kapıları kapattırmış. Herhangi bir giriş çıkışa karşı alplerimiz teyakkuzda beklemekteler. Eyvallah. Biz de kar kapısını tuttuk beyim. Buyurun üzere Nikea yolunu tuttuk beyim. Alplerimiz yolun her iki tarafına dağılıp pusulandılar. Hey maşallah. İyi o vakit. Gece gündüz sizden malumat isterim alpler. Bamsı, sen de gün doğar doğmaz kaleye gidip Ares'ten kaleyi teslim isteyeceksin. Buyruk senindir beyim. Teslim etmeyecekti beyim. Biz cenk geleneğine uyup kaleyi teslim isteyelim de kaleyi mi teslim eder? Yoksa kellesini mi teslim eder? Onu o karar versin. Eyvallah beyim, Allah beyim. Thank you.
Haydir Allah! 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 Haydir Kalkanın göbeği sert olsun. Emredersin Artuk Bey'im. Dediğin doğru dönmeli. Eyvallah beyim. Artuk Bey. Vaktinde yetişecek midir bu saflar? Evelallah Artuk Bey. Bir isteğiniz var mıdır? Yoktur Artuk Bey. Bizler burada ne kadar çok bu saf çıkartırsak cenkteki kardeşlerimiz de o kadar güçlü olacaklar. Allah bizi mahcup ve mağlup etmesin. Haydi bileğinize kuvvet. Haydir Allah! 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 Yiğitlerim. Bütün alplere yetecek azık, merhem, bez vardır. Ardınızdan yine hazırlamaya devam edeceğiz. Ertuğrul Bey'e böyle bildiresiniz. Evet. Hepsini yükledik Ayman'a. Gayrı yola düşelim biz.
Yolunuz açık. Gazanız mübarek olsun. Amin. Amin. Kılıcınız kertilmesin. Seferinizin nihayeti zafer olsun inşallah. Amin. Hadi bakalım, Allah'a emanet. Güney surlarında hala zayıflıklar var Kostas. Unutma, Ertuğrul bize cepheden değil en zayıf olduğumuz yerden saldıracak. Hazırlıklarımız 10 güne kadar biter efendim. 10 gün çok Kostas. Karacahisar düşerse Nikea da düşer. 3 gün. 3 gün içerisinde bütün hazırlıklar tamamlanacak. Gerekirse meşaleler yakın, geceyi gündüze çevirin, ustalar durmadan çalışsın. Emredersiniz efendim. Kale muhasaraya hazır efendim. Surlara yağ kazanlarını ve büyük yayları yerleştirdik. Demirciler de kılıç ve ok üretmeye devam ediyorlar. Güzel. Hazırlıklara devam edin. Ertuğrul'un gönderdiği elçi yakında burada olur. Ertuğrul size ne teklif edecek dersiniz? Ertuğrul elçisini göndererek sadece savaş geleneğini yerine getiriyor Kostas. Söyleyeceğim hiçbir şey dinlemeyecektir. O beni ve kalemi kuşattığını zannediyor. Ama ben onun çoktan etrafını sardım bile Kostas. Ona yapabileceklerinden haberi yok. Bırak kendini kandırmaya devam etsin. Bir gizli geçidimiz olduğunu bile bilmiyor. O surlarımıza hücum ederken biz gizli geçitten çıkıp arkadan ona en ağır darbeyi vuracağız. Kendinden ne kadar emin olursa ona vuracağım darbe o kadar ağır gelecektir. Tuzak olabilir. Beyimizi koruyun. Kimsin sen? Ne istersin? Hanlı pazarın altınlarının akıbetini merak edenler var Bahadır Bey. Shh.
Burada bekleyin. Tekfur Ares, Ertuğrul tarafından kuşatılmışken altınları mı aklına geldi? Bilsin ki altınları onu kurtaramaz. Altınlar onun umrunda mı sanıyorsun Bahadır Bey? O sadece kendine sağlam müttefikler arar. Devletime ihanet etmeyeceğimi bilmez mi? Ares senden sultanına ihanet etmeni istemiyor. Ama sen de o da aynı şeyi istiyorsunuz. Ha. Ertuğrul'un kellesi mi? Zeki adamsın Bahadır Bey. Ertuğrul sulhu bozdu. Sulh bozulunca ticaret de bitti. Altınlar da suyunu çekti. Ares senin uç beyliğinde, sulhün de, ticaretin de gelişip büyüyeceğini söyler. Ertuğrul öldüğünde sadece tek Fures değil, Emir Saadettin de seninle ittifak edecektir. Sen yeter ki beyliğine demir yumruğunla hükmedesin. Ares bilsin ki benim demir yumruğum sadece obama değil, Ertuğrul'un hadsiz başına da inecektir. Efendim, Ertuğrul Bey'in elçisi buraya doğru yaklaşıyor. Güzel. Gelsin bakalım. Atlar, kardeşlerim, gözünüzü dört açasınız. Bunlar töre nedir bilmezler. Her an bir hinlik edebilirler. Ölmeden evvel üçer beşer tepelemeden şehit düşmeyelim. Merak etme Bamsı Altbaşım. Biz hazırız evvelallah. Merak etme Bamsı Altbaşım. Bilirim, bilirim. Cazgırlık ederlerse mümkün mertebe komutanları tepeliyesiniz. Askerler eşeğini kaybetmiş develer gibi ortada kalsınlar. Biz hazırız evvelallah. Hey. Ertuğrul Bey elçi olarak seni mi gönderdi Bamsı Alp? Bir zamanlar sulh edip el sıkıştığı Tekfur'a karşı bu ne güvensizliktir. Senin fitnelerini, fesatlarını bilir beyimiz. Bu kalede misafirim olduğunu unutma Bamsı Alp. Tekfur Ares, gayru bu kalede siz misafirsiniz. Kaleyi teslim etmezseniz kaçacak yeriniz olmayacaktır. Ben de Ertuğrul'u savaş geleneklerini bilen bir komutan zannederdim. O
kahpe pusularda sulhu çiğneyen sen değil miydin Ares? Beyimin kaleyi senden istemesi masum ahaliden kimse ölmesin diyedir. Eğer beyin bu savaştan vazgeçmezse iki taraf da çok can kaybedecek Bamsay. Ares, gayrı senin şerrin ayyuka çıkmıştır. Ne desen boştur. Akacak kandan da, verilecek candan da pervamız yok idir. Elhamdülillah. Şimdi sen kan dökülmesin isterisen, ahalinin canına şu kadarcık kıymet verirsen, kaleyi koşulsuz teslim edersin. Ertuğrul Bey'imizin tek şartı budur. Çavdar Obası'nı aldıktan sonra buraya getirdiğim alplerimi Ertuğrul'un emrine vermeyeceğim. Dahası Aslan'ın Turgut'un emrine verdiği alplerimi de geri çekeceğim. Ertuğrul yalnız kalacak. Ares de ben de askerlerimizle senin yanında savaşmaya hazırız bil istedim. Hazırsınız. Kuşatılmış bir kaleden askerler nasıl da çıkıp cenk edecek Titan? O mesele bizim. Senin şüphen olmasın. Bil ki dilediğin vakit, dilediğin kadar askerle yanında olacağız. Madem kaleden gizlice çıkacak imkanınız var, madem askerlerinize o kadar güvenirsiniz, o halde başınıza yağacak taşları da ateş toplarında durdurmak size düşsün. Ertuğrul kale için mancınık mı yaptırır? Evet. Hem de en iyisi. Çünkü başında ben varım. Nerede yapacaksınız? Âlâ. Beni uzaktan takip et. Hadi gidiyoruz. Demek Ertuğrul Bey sulh teklifimi reddediyor. O sulhu ilk bozan sendin Ares. Sırtına pusatımla nakşettiğim yaradan bellersin herhal. Sen de sulhun gözünü kör ettin Ares. Son sözün bu mudur Bamsarp? Çok bile laf ettin. Velhasıl beyimiz benim yarım bıraktığım işi tez elden bitirmek istemektedir. Yani benim için kaçacak yer yok öyle mi Bamsarp? Sen küçük çocukları kaçırmaya tenezzül edecek bir namertsin. Ben Turgut Alp'in hayatını kurtardım. Senin beyin ne yaptı? Kalemi kuşatmaya kalktı. Ben de sulhu korumak için oğlunu kaçırdım. Şimdi söyle bana, sulhu bozan hangimiz?
Mertçe sulh etmeyi bilmediğin gibi, mertçe savaşmayı da bilmedin Ares. Gayru, dilde söz, yürekte sabır tükenmişidir. Topraklarımızın ve imparatorluğumuzun güvenliği için ne gerekiyorsa onu yaptım Bamsı Alp. Bundan sonra da aynısını yapmaya devam edeceğim. Ertuğrul Bey'e söyle. Beyin iyi bilsin ki ne kendimi ne de bu kaleyi ona teslim etmeyeceğim. İmparatorun ordusu yakında burada olacak. O ordu geldiği zaman bu surların ardında durmayacağım. Çıkıp hepinizi kılıçtan geçireceğim. Biz pusatlarımızı içimizde büyüttüğümüz intikamla bile illedik Ares. Hele buyurup gelsinler. Alplar! Haydin gidelim! Bu taştan kafeste işimiz bitmişidir. Haydin! Kereste'den tekerlek olmaz. Daha sert kereste'den yapacaksınız. Mancınık çekecek bunlar, mancınık. Emredersiniz beyim. Bu ne? Ha? Bu ne? Bununla fırlatacağın taşla çadır bile yıkamazsın. Biz koskoca kale surları döveceğiz. Daha büyük yapın. Emredersiniz beyim. İstediğimiz gibi olacak mı mancınıklar? Bahadır Bey, yeterince yapabilecek miyiz? Olacak inşallah Samsa. Olacak inşallah. Mühim olan mancınığın çok olması değil. Gerekirse bir tane olsun. Lakin kaya gibi olsun. Biz bunlarla yalnızca taş değil, gerektiğinde ateş ve zifte fırlatacağız. Ona göre kollar sağlam olmalı. Kırılmamalı, yanmamalı ve de bir kere fırlattın mı hemen kurulabilmeli. Herkes elindeki işi dediğim gibi yapacak. Her mancınık 10 alpin çekeceği kadar kuvvetli olacak. Vaktinde bitmezse vazife eksik yapılmış sayar,
ona göre muamele ederim, bilesiniz. Edersiniz. Haydi, iş başına. Eminiz. Ben şuradaki akbere de bir bakayım Samsa. Ben de seninle geleyim Bahadır Bey. Beraber bakalım. Hey, gel bakalım. Maşallah beyim. Yaranız çarçabuk iyileşmiş. Çok şükür. Yarın baskına kadar hiçbir şeyim kalmayacak inşallah. İnşallah beyim. Obadan beyler geldi beyim. Gelsinler. Hayrola beylerim? Bahadır Bey'den haber getirdik Sancar Bey. Ertuğrul Bey yarın kaleye baskın verecekmiş. Sancar Bey obaya baskın için hazır olsun dedi. Eyvallah. Varın Bahadır Bey'e deyin ki bizden yana kuşkusu olmasın. Bundan gayrı obada, otağda kendinin bilsin. Eyvallah. Eyvallah beyim. Ertuğrul Bey, Turgut Alp Aslan Hatun. Siz Zafer Hülyası ile bekleye durun. Asıl zaferi yarın göreceksiniz. Alplar! Her şey hazır edin. Yarın otağımıza kurulmaya gidiyoruz. Eyvallah beyim, eyvallah beyim. Hadi abiler, davranın. Hadi. Hadi. Sağlamlaştırasınız. Merak etmeyesiniz Merak etmeyesiniz beyim. Ya Bahadır Bey, sen ne için uğraşırsın? Bu işleri yapacak yeterince alp vardır. Bu işe karışmazsam alpler bunları bitiremez. Beni çalışırken görsünler ki gayretleri artsın. Gece bize uyku yoktur. Sabaha kadar çalışıp bunları bitireceğiz. Bak hele. Ver şunu. Bu koca çiviye güçlü vuracaksın. Vuracaksın ki sağlam çakılsın. Ah. Hakikaten bu işin ehli misin Bahadır Bey? Senelerce sultanın ordusunda haybeye nam kazanmadık Samsa. Neyse, akşama kalmaz mancınıklar biter. Sen bir alpinle Ertuğrul Bey'e haber yollayasın. Yollayasın ki yarın gelip bunları tetkik etsin. Eyvallah Bahadır Bey.
Gel bakalım Ertuğrul Bey. Gel bakalım. Sofra hazırdır Aslan Hatun. Sağ olasın Pürcü Hatun. Müsaade var mıdır Aslan Hatun? Gel Karaca Hatun. Nicedir sıhhatini merak eder, yanına gelmek isterdim. Lakin yaşanan badireler buna hep engel oldu. Sağ olasın Karaca Hatun. Şükür iyiyim. Aslıhan Hatun, biz aynı davanın yolcusuyuz. Bu davada omuz omuza vermemiz gerekirken asıl düşmanın kim olduğunu unutup birbirimize düştük. Maalesef öyle oldu Karaca Hatun. Şükür ki beylerimiz asıl düşmanın kim olduğunu anlayıp bir oldular. Biz hatunlara da onlara uymak icap eder. Bu sebepten aramızdaki husumetin bitmesini isterim. Obama geldiğiniz günden bu yana çok iyi şeyler yaşamadık Karaca Hatun. Lakin ben de bunun böyle olmasını isterim. Beylerimiz birleşmişken bize de husumet içinde olmak yakışmaz. Senin de yemeğinden alıkoydum. Diyeceklerim bu kadardır. Bana müsaade. Sana afiyet olsun. Karaca Hatun. Buyurasın, birlikte olsun. Bürçe Hatun. Misafirimize kaşık getiresin. Obada cenk hazırlığı olduğunu görürüm Aslıhan Hatun. Bilirsin, hem babamın hem de beyimin yanında nice cenk hazırlığına iştirak ettim. Benim de elimden işler gelir. Eğer senin için de uygunsa karınca kararınca obada vazife almak isterim. Sağ olasın Karaca Hatun. Bu talebin beni memnun etti. Beyim, dediklerini bir bir dedim. Lakin kaleyi teslim etmeyeceğim dedi. O vakit belasını bulur. İnşallah Aymanam, inşallah. İçeride ne gördün peki Bamsı? Beyim, hala hazırlıkları bitmemiştir. Kalenin surları hala zayıftır beyim. Avlunun surları bile bitmediğine göre diğer taraftaki surlar iyice zayıftır derim beyim ben. Kaleye girdiğimde güney surlarının can hıraş yapıldığını fark ettim. İyi o vakit. Alplerimizi güney surlarına yönlendiresin. Eğer orada bir açık varsa işimiz daha kolay olur. Emrin olur beyim. Buyruk senindir. Eyvallah. Ares tedbirlerini alır. Bizim obada ahval nedir Artuk Bey? Hazırlıklarımız tamam mıdır? Obadaki alplerimizin bir kısmı nöbettedir beyim. Bir kısmı da tüm gün demirhanede çalışmışlardır. Kılıç, kalkan, zırh, mızrak buyurduğun kadar hazırdır. Hatunlarımız da, ihtiyarlarımız da yardım etmekteler. Eyvallah. Biz cenkteyken azık hazırlamaya devam edin ana. Nasıl buyurursan oğul, merak etmeyiz. Yaralılar için kaba bezlerle merhemleri de yükleyip gönderdik beyim. Hepsinden ziyadesiyle vardır çok şükür.
Obada kalanlar pusat yapmaya devam etsinler. Demirimiz, kömürümüz, her neyimiz eksikse tedarik edilsin. Sonradan mazeret kabul etmem Artuk Bey. Masraf olursa pazardan gelen gelirle halledersiniz. Buyruk senindir beyim. Unutmayın, Cengiz sadece düşmanla göğüs göğüse savaşanlar değil, arkada kalıp gayret gösterenler de kazanır. Bu sebeple hatunlarımıza büyük iş düşer. Burada vazife aksarsa cenkteki yiğitler aç kalır. Pusatsız kalır. Yaraları iyileşmez. Öyle olursa da cenk kazanılmaz. Allah bizi utandırmasın. Amin. Destur var mıdır beyim? Gel. Samsarp gönderdi beyim. Bahadır Bey'in sabah mancınıkları teslim edeceğini söyledi. Ertuğrul Bey dilediği vakit gelip görebilir dedi. Eyvallah. Maşallah beyim. Bahadır Bey de dediği kadar önerliymiş. Bu cenk sayesinde inşallah eğri yoldan doğru yola girer. Biz herkese doğru yola girmesi için imkan veririz Halimem. İş o ki adamın içinde doğru yola girmek olsun. Bugüne kadar eğri yolda gitmekle başına neler geldiğini gördü. Bundan gayrı doğru yola girmek istemezse kendi bilir. Birbirini ezip geçmeye hazır bu kadar Türk varken haberler nasıl kötü olabilir Kostas? Ne işler çeviriyorsun Ares'ine? Bunu mutlaka öğreneceğim. Tek burası nerede? Odasında. Dört gözle seni bekliyor. Hemen gidelim. Gündüz'üm de bugün kendi elleriyle ok yaptı. Kendisi cenge gidemeyecek ama yaptığı okla düşman vurulursa kendisi vurmuş gibi olacakmış. Getir bakalım yaptığın okları, yiğidim, bir göreyim nasıl yapmışsın. Hey maşallah. Gel bakalım. Tilkiden tilki, kurttan kurt doğar. Benim yiğit oğullarım da babalar gibi olacaklar inşallah. İnşallah Ertuğrul. Allah kazanızı mübarek kılsın. Atın Düldül, kılıcın Zülfikar olsun. Eyvallah hatun. Zülfikar nedir baba? Zülfikar, Hazreti Ali'nin şanlı kılıcıdır oğul. Nasıl bir kılıçtır baba? Bak oğul. Hazreti Ali yiğitlerin piridir. Zülfikar da Peygamber Efendimiz tarafından Hazreti Ali'ye verilmiş kılıcın adıdır. O kılıç çok güçlüdür o zaman baba. Hem de öyle ki cihanda görüp görebileceğin en güçlü kılıçtır. Çünkü o kılıcın bir ucu ilmi, diğer ucu adaleti temsil eder. Bir Müslümanın kılıcı ilim ve adalet taşır. Fethettiği yerlere ilim ve adaleti götürür. Biz de bu yüzden cenge gitmeden evvel kılıcımız Zülfikar olsun diye dua ederiz. Dua ederiz ki
gittiğimiz yerlere ilim ve adalet götürmeyi bize nasip etsin. O vakit kılıcınız Zülfikar olsun baba. Eyvallah oğul, eyvallah. Hadi bakalım döşeğine. Ertuğrul'a vuracağımız bu darbe daha savaşın başındayken onu sarsacaktır Titan. Bir sorun çıkmadan halledeceğini umuyorum. Yarın mancınıklar kale önüne gelip başımıza taş yağdırmadan evvel hepsi yanıp kül olacak. Ertuğrul bu savaşta ilk darbeyi yiyecek, hiç merak etme. Peki ya Bahadır Bey? O ne zaman harekete geçecek? Ben mancınıkları yakıp Ertuğrul'un alplerini gebertirken o da Çavdar Otağı'na saldırıp beyliğine kurulacak. Güzel. Ne yapıp edip buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Ertuğrul beni kaleme hapsedip kuşattığını zannediyor. Bırak öyle sanmaya da devam etsin. Daha başına geleceklerden haberi yok. Esas ben onu kuşattım. Ona gerçek savaş neymiş göstereceğim. Askerlerimle gün doğarken yola çıkacağım. Güzel. Şimdi git iyice istirahat et sevgili dostum. Yarın hesap günü. Türkleri kendi kanlarında boğacağımız kutsal günler nihayet geldi. Tanrı seni ve askerlerimizi korusun. Zaferimize. Zaferimize. Babanıza hoş geldiniz Sancar Bey. Eyvallah. Ahval nedir? Turgut Alp Kale'nin muhasaresi için alplerimizi alıp yola koyuldu. Aslan Hatun bir avuç alple babanın emniyetini aldı.
ayak bağlamayacaklardır. Güzel. Babam otağa kurulup bey olunca kimin buyruğunda olduklarını öğreteceğim altlara. Ya otağın emniyeti? Otağın içinde ve dışında 4 nöbetçi var. Beyim, siz otağa yaklaştığınızda dışarıdaki nöbetçileri biz halledeceğiz. Direnen olursa gözlerinin yaşına bakmadan öldürün. Otağın içindeki nöbetçileri ben hallederim. Aslan Hatun kendine yakın beyleri çağırdı. Otağı da yalnız olmayacak. Beylerinin de, Aslan'ın da hesabını ben görürüm. O vakit gün bizim günümüzdür beyim. Gün çavdarların uyanış günüdür. Gün kıyam günüdür. Dökeceğimiz her kan helalimizdir. Tünelden çıkarıp geceden çayıra bağladık. Kuytu yerdedir. O halde gidelim. Türkleri yok etmek için çıktığımız bu şerefli yoldan zaferle dön Titan. Zafer bizim olsun Kostas. Tüccarlık değil mi bu? Evet o. Burada ne işi var? Kaldıralım çabuk. Komutanlar ise götürmeliyiz. Ah!
Hain, senin ne işin var burada? Kan dökülmeden Bahadır Bey'e itaat edin. Bir daha ikaz etme. Alçaklar. Ne Aslıhan Hatun'a, ne de Ertuğrul Bey'e ihanet etmeyiz. Obanızı Ertuğrul'a peşkeş çektiniz. En büyük hainsizsiniz. Öldürün! Otağa gidiyoruz. Kırca'nın başına bir iş geldiği muhakkak. Bir oyun döndüğünü düşünürüm. Obada bir avuç alple de olsa tedbirleri daha da arttıracağız. Bugünden tezi yok, hatunlar da pusatlanıp obanın emniyetini alacaklar. Eli pusat tutan gençler de, ihtiyarlar da obaya hakim yerlere yerleştirilecek. Hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Sadece Bahadır Bey'e itimatsızlığımızdan değil, imparator ordusunu gönderdiğinde biz de hazır olmalıyız. Oğlu sürgünde, Bahadır Bey de obada değil. Bir tehdit söz konusu olamaz. İnşallah haklısınızdır. Alacağımız tedbirden kimseye zarar gelmeyecektir. Eyvallah, eyvallah Aslan Hatun. Gözümüzü kırpmadan çalıştık. Evet. Lakin değdi. Şunlara bakın hele. Hepsi canavar gibi görünür. Ateşten toplar, Ares itini kafasına kıyamet gibi düşecek. Kaçacak delik bile bulamayacak kefereler. Lapper, Ertuğrul Bey'im gelene kadar hele şu mancınıklardan birini deneyelim. Haydi, hazır edesiniz mancınıkları.
Bahadır Bey. Emeğin çoktur. Buyurasın. Hele sen fırlatasın taşı. Samsa, hele sen fırlatasın. Ben de bir göreyim isterim ha. Eyvallah. Allah'ın izniyle Konstantiniyye'nin surlarını deler geçeriz emelallah. Emelallah! Değil mi Bahadır Bey? Geçeriz ya, geçeriz. Lakin önce bu kaleyi geçebilecek miyiz bir bakalım ha? Şüphe mi vardır Bahadır Bey? Söz verdik. Ona göre. Hoş geldiniz beyim. Hoş gördük yiğidim. Çavdarapları yerlerini aldılar mı? Hepsi hazırdır evelallah. Diğer obaların alpleriyle beraber Nike'ye yollarını tuttuk. İmparator ordusunu yollasa bile aralarından kimse sağ dönemez beyim. Eyvallah. Mancınıkları kalenin önüne diktiğimizde Ares'in yüzünü görmek isterim beyim. Az kaldı kardeş, az kaldı. O soysuz yakında zebanilerin yüzünü görecek. Haydi alpler, yola koyulalım. Haydi alpler.
mahkumuz. Kuşatmaya gidecek alplerimizin iaşesiyle Tuğrul Bey ilgilenecek. Gün batmadan arabalar hemen yola çıksın. Eyvallah Aslan Hatun. Emredersiniz Aslan Hatun. Alçak namussuz. Gebereceksin. Savurun! Çaban boşa Aslan Hatun. Bundan gayrı bu obanın beyi Bahadır Bey'dir. Ertuğrul Bey'in buna asla müsaade etmeyecek. Er ya da geç belanızı bulacaksınız. Let's go!
öldüreceğim seni. Ya bakalım Sansa. Darius! Güç ver. Dumanlar yükselir. Dumanlar mancınıkların olduğu yerden yükselir beyim. Tez varalım, tez varalım. Yalla! Hadi! Hadi! Bahadır Bey'in çok yaşa! Bahadır Bey'in çok yaşa! Bahadır Bey'in çok yaşa! Bahadır Bey'in çok yaşa!
ata obamın beylik makamına şükür ki oturdum. Gayrı hakkım olanı aldım. Vaktiyle ikiye bölünen obamızı bir kıldım. Obamız geldiğinde çadırlarını buraya kuracaklar. Kuracaklar ki bu toprakların en büyük obası daha da büyük olacak. Hiçbir yere sığmayacak. Vakti geldiğinde Ertuğrul da bana tabi olacak. Beyliğin daim olsun Bahadır Bey. Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun beyim. Allah daim eylesin beyim. Zalim ihanet. Sana bu toprakları dar edeceğim.